Birinci bab, şivekarın çıktığıdır. Ey sökülmüş cep, ey ıslak yorgan, ey bulduğu her bahaneyle çıngar çıkaran, yardım et, yardım et, bana ilah mahvedecek bir uzuv lazım. Gel çabuk beni üzüntünün koynunda beklet, orada tohum serpecek kadar bana zaman tanı ve konuş. Varsa eğer yazgımızın beş duyusu, yazgı dediğimiz şeyin deveran ediyorsa kanı, söyle ona vazgeçsin beni üstümden esip yönetmekten. Bana diş geçirsin de anlasın bakalım hangimiz daha kekre. Çarpayım gözüne bir, kulaklarını çınlatayım hele. Uzaktan işmar edip durmasın bana. Gelsin bana dokunsun. Alnının çatında değil belki ama bir iriminde aklının. Kalsın kokum. Benim elbet bir bildiğim var. Hayat saçma sapandır. Üstüme saçmalı tüfeğiyle ateş açtı hayat. Yaylım ateş, bombardıman, güldürücü gaz. Şairsin, arkanı dönme. Neyin var sen de fırlat. Hiç yoksa şu inkisarı kağıda geçir, sonuna kadar yaz. Asıl olsa çıkaramazsın saçmayı etinden. Hiç deneme. Cibril'i düşünmeden asla yaşayamazsın. Seni uçurmazsa yandın kuşları da uçuran. Ey şair, ey dilenci, kanatsız mızmız sözün köpeği. Tiryakilik peşinde geceleri, günün ortasında karman yol acı. Sana değil Davud'a yaraşıyor sapan. Korkun var bölük pörçük, ümidin çatal çatal. Baka gör bunların arasından hangi yer sana ayrılmış? Hangi yare senlik bir şey bırakmış çalam? Anlat. Bu bir Yusuf masalıdır de. Bunu söyle ve fakat şunu da sor. Yusuf'un masalı neden Yusuf'la başlamıyor? Bir varmış bir yokmuşla başlıyor bütün masallar gibi. Bir şivekar varmış. Bir genç kız. Yusuf yokmuş. Cinler kaçırmış. Yazgı saklamış onu. Masalın orasına gelince bir Yusuf gösterilecek. Ama önce masalı bir şivekar nasıl başlatıyor bilmek gerek. Genç bir kızla, bir bakireyle başlıyor anlatımız. Çünkü bakirelik o bir baş dönmesidir. Başta gelir, başa gelir, başı yerinden eder. Eksiksiz olup hiçbir iyilik tertibi gerektirmeyecektir. Sorguya açık kim derseniz bakirdir. Odur bakire. Kapağı hiç açılmadıysa kitap, kaş çattırır insana, korku verir. Oysa kitap ki yarıya kadar okunmuş, bakiredir. Bırakalım başta kalsın. Gençlik ve kızlık dursun başında efsanemizin. Şivekarla, bir genç kızla başlasın anlatımız. Ağlatımız o dahi gençlik ve kızlıkla bitecek bittiği an. Zaten son erek değil miydi genç ve kız? Vay anam. Terü taze ve domurmakta olan her neyse, hele bir dalmaya gör onun döngüsüne. Şivekardı. Gezmeye çıkmıştı ikindileyin. Evlerinin az ilerisindeki koruda. Genç kızlar bunu yapar. Her genç kız, ruhta birikmiş sözlerin sürgüsü açılsın diye hep gezintiye çıkar. Kıştı mevsim, toprakta kar. Çok tutumlu bir söyleşi gibi berraktı çamların yeşili. Avcılar göründü uzaktan. Şivekar avcılara görünmek istemedi. Sindi en bildik köşesine çamlığının, kendi yerinden dinledi, fendeden, tuzak kıran, ok atan bu milleti. Avcı bunlar. Bir kuş vurdu tezelden aralarından biri.
Nasıldı kuş? Neresinden bulunmuştu? Şivekar göremedi. Ok değerse bir kuşun ancak kalbine değer. Bunu bilmeyecek ne var? Kan düşer. Emilir o kızıl bezek o bembeyaz satıhta. O saat bre. Hüsnü Yusuf'un yanağı mısın be mübarek? Deyiverdi bir avcı. Şimdi sezdi şivekar saklandığı yerden. Avcıların da varmış bir içlisi, bir bilgesi. Kar ve kan, ak ve kızıl, bir yüzün suçsuz zemininde tutkunun canlandırdığı şey. Siması da, iması da Yusuf'un böyleymiş meğer. Kar üstüne düşen kandı. Yamandı bir avcıdan şivekara ulaşan haber. Müjde değildi. Neden bir yavuzluk, bir durulukla beraberdi? Şivekar bunu bilmek istedi. Bilmek, bilmek, bilmek istemi kızda çözdü bütün bağlarını kadim alemin. Alem, alemler oldu. Cümle alem gevşedi. Kız için artık gevşekti. Pekinlik bohçasının hodbin düğümü. Haber deriştirdi kızı. Soru dünyayı karman çorman bıraktı önüne. Dünyayı önce onu delmek, Yusuf'a varmak gerekti. Desem ki kapı açıldı yalan olur. Ama kilidin kalktığı belli. Var idiyse bir kuş, kalbinden başka yeri olmayan vurulacak. Vuruş değil de vuruluş kilidi kırdıysa, kendi sorgusu yüzünden ayağa kalkıyor insan, arıyor. Yusuf bir ayna mıdır acaba? Çetrefil, kuşku dolu, yadırgı. Ne kadar kendi oldu insan, o kadar başka. İkinci bab, Yusuf'un kaçırılışıdır. Tohumu anasının rahmine bir ilkbahar gecesi düşmüş. Baharmış, dışarıda rüzgar, dışarıda, dallarda, bulutlarda, toprakta delimsirek çırpınışlar. Bir yanda hışır hışır emeniyor börtü böcek. İrili ufaklı bütün kuşlar suskun buldukları korunakta. Öte yanda tabiat, bir kadınla bir erkeğin yatakta terli telaşıyla yarışa yelteniyor. Ah, bu hep zaten böyle oluyor. İnsanlar tabiatı her zaman heyecana boğuyor. Çünkü kuşlar ve böcekler gibi değil, bulutlar ve ırmaklar gibi sevişiyor insanlar. Sevişerek çiseliyorlar dünyayı. Yalnız ilkbahar gecelerinde değil, sevişiyorlar sonbaharın mağmum karanlığında. Kış gelince hakarethamiz bir soğuk çattığında, yaz olunca ısınan baygınlığın çözeltisi yüzünden, sürgün günlerinin birinin batımında, birisi bir başkası yerine seyahat ederken, Yusuf'a doğru giden her eğimde, herhangi bir vakte denk düşüyor sevişme anı. Erkine göz değen bir beyin oğlu Yusuf. Annesi han kızıymış. Doğmuş ve bir zaman ev içinde, şehirde halayıtlar, lalalar yaşamış göz altında. Sonra bir gün birdenbire bir değil, yüzlerce feryat. Hani çocuk? Nerede? Onu son kez gören kim? Neden hiçbir izi yok? Yusuf, üç cin tarafından 7 yaşında, kaçırılarak karışmış oldu kırklara. Haz ciniydi ilk göz koyan. Kızguran derlerdi ona.
Öyle bir cindi ki canın tam ortasında. Bu dünya, öte dünya, nerelerden geçiyorduysa ikisi arasındaki çizgi yoktu. Ayrım yerini bu yaratıktan daha iyi bileni. Çocuklukla, gençlikle, yaşlılıkla geçen ömrü içinde dağılır ve toparlanırken insan hep duyulan haz cininin kopardığı gürültüden başka bir şey değildi. Hazzı ne dışından ne içinden tavsif edebilirsiniz. Hazdır, dünyalar sanmayın bizi içine çeken. Hazdır, dünyalardan bütün emdiğimiz. Daha başından beri henüz cenin iken biz, kalbinde cesameti belli belirsiz iken, hangimiz hazzın bize neler ettiğini bilmeyiz. O cin hiç uğramamış olsaydı semtimize, bize hiçbir şey yapmamış olsaydı o haz doğuran, erişmek fikri asla doğmayacaktı içimizde. İyi olsun, kötü olsun, neye yöneldiysek, aklımız başımızdayken veya delirdiğimiz zaman, canımız susmayı ve konuşmayı çektiğinde, oraya hepimizden önce varmış olurdu kızguran. Canı hazla tanıştıran işte bu cindi. Bu cindi Yusuf'u kaçırma işinde şebekenin başını çeken. Peki neden Yusuf? Ve kaçırma neden? Derinlik kelimesi bu bapta işimize yarıyor. Şimdi size Hüsnü Yusuf'tu o. Güzellik timsaliydi desem, bilirim söylediğim tartışma açmaktan öteye geçmez. Kime göre güzellik? Çağlar içinde konulmuş mu bir kanun? Hem nerede görülmüş tek başına güzellik kendi ayakları üzerinde dursun? Şehvet, hüsran, hatıra, mukavemet. Bunların çarkına kapılanda bir güzellik doğuyor. İnsanlar hep böyle şeylerin yedeğinde buluyor güzelliği. O sebepten ola ki güzel yine de güzel solarken bile. Çünkü her soluş merhamet uyandırıyor. Çünkü merhametti ona önceden rengi veren de. Yasasız ve solup giden bir güzellik değildi Yusuf'un güzelliği. Yoktu tabiattan ve tarihten tanış olduğumuz Hüsnü Yusuf'u yeden hiçbir duygu. Hüsnü Yusuf, o Hüsnü Yusuf'tu ki yanı başına yalnızca en gerekli şey konulmuştu. Ne duygu, ne ihtiras, ne düşünce, ne mükemmel bir mantık. Derinlikti Yusuf'u güzel kılan. Gerçekte Adem soyuna ait olmayan ve sanki bir yeminle onlara hep bağlı kalan derinlik. Derinlikti Yusuf'la varoluşun bağını kuran. Bu çocuğun yüzünden başka yüzlere yansıyan şey, o bir engin ezinti, bir terennüm gibi devam diyordu. Devam etsin, devam etse gerek. Derinlikten cayılmasın, kopsun kıyamet. Bu çocuk ne giyerse giysin, giysilerin üzerinde duruşu, neye dokunursa dokunsun, ona ellerini yerle göğün bağlacına ermiş gibi sunuşu, ya Rabbi bu derinlik ne demek oluyor? Başını çevirirken bu çocuk sanki affı muhakkak bir günah saklıyor. Esrar dolu kimine göre belki bu baş. Ama bilgelik güdümüyle Yusuf'a bakarsanız sırların güzelliğini görürdünüz. Güzelliğin sırlarıyla sarmaş dolaş. Acun'u oyalayıp Acun'da oyalanan kıvılcımlı oklardan biri değildi Yusuf. Güzel olmasına güzeldi. Ama bunu söylemek dile denk düşmüyor nedense. Çünkü denilmez silahlı bir birliğe bakıp ne de güzel bir ordu.
Güzelse de güzel denilmez ordulara. Savaşı hatırlatan hiçbir şeyi gönül yatkın bulmaz güzel kelimesiyle anlatmaya. Yusuf'un güzelliği bir çarpışma gibi içrek, bir savaş gibi yaman, terk ediş uyandırmıyor gidişi, bir kalış sunmuyor durduğu zaman, mutlaka başka dedirtiyor oluşu. Sineyi hatırlatıyor sinesi, insanların sineleri olduğunu, gözleri çok fazla, çok fazla derin, her şeyi ezberletecekmiş gibi zora koşuyor. Oysa ezberleyecek hiç vakit bırakmıyor insanlara. Çabucak derinleşmeniz gerekiyor Yusuf'la karşılaştıysanız. Bitişmeniz isteniyor hakkı verilmiş bir anlamla. Haz cini kızguran yazık olur, yanlış olur diye düşündü. Hüsnü Yusuf, insan dedikleri bundan kör, kan dökücü, cimri, unutkan yaratıklar arasında bırakılırsa. Öyle ya, dünya ahalisinden hangisi kendini hazır saydı şimdiye kadar bitişmek için hakkı verilmiş bir anlamla? Haz, güzellikten ayrılmak istemezdi. Arınmak isterdi haz. Hazzı arıtmaya güzellik yeterdi. Kaçırılmazsa, insanlar arasında bırakılırsa Yusuf, bir gün nasıl olsa er geç, güzelliğin yanı başına bir şehvet, bir hüsran, bir hatıra, en azından insanların o hiç vazgeçmedikleri bir mukavemet eklenecekti. Güzellik bulandıkça haz bulandırılacak, o zaman Hüsnü Yusuf'a bakan diyecek ki, güzel ama bir pürüz var, güzel. Ama başıma kim bilir ne bela açar. Güzel ama daha temiz olabilirdi. Kaçmalı Yusuf. Kaçırılmalı. Güzellik hazzı mutlaka arıtmalı. Yoksa ben, önce ben, sadece ben, hep ben diyerek nevi beşer, pıtraklı ve pusarık bir tapınakta raks ederken, kendinden geçecek hamleler, darbeler, sarılışlarla binlerce yıl, neleri çürüttüyse onlarla geçinecek. Hazın gücü Hüsnü Yusuf'u kaçırmak için yetmedi. Yalnız yönelmek gelirdi kızguranın elinden. Yönelmek, yöneltmek, yönlendirmek. Sevgilim, sevgilim, sevgilim. Başka ne söylenebilir? İnsan dediğin aceleci, cinler de acele etmeli. Kızguran çabucak Yusuf'u kaçırmak için iki başka cinden yardım istedi. İki cin daha yönlendirmesi gerekti hazzın güzellik hırsızlığına. Bunların ilki sarlanan eylem cini. Edim dünden hazırdı güzelliği, güzel olan her şeyi köhne yığından kaçırmaya. Çünkü boy atmaya can atarken bir fidan umursamaz çokluktaki kösteği. Eylem gerek tohumu çatlatmak için. Yalnız doğurandır doğruyu bulan. Neyse çok toprakta, gökte ne çoksa, bir an gelir, biriciklik burcuna edimle varır. Eylemdir tazeler, harap eder, küstürür, gönül alır. Eylemle uçar bezginlikteki kir. Dirilik erki kalırsa, yalnız eylemde kalır. İşte Yusuf'un güzelliği. İşte arınmak isteyen haz. Bir kez işte denildiyse artık durulmaz. Bir şey bir şeye dönüşürken eyleme geçilecek. Ve yakadan düşecek bu bungun kalabalık. Bir oluş yönünde sıyrılan her ne ise edimle ilenecek çokluğa, katılığa. Eyleyenler görecek yeganelik neymiş. Nereden sonrası kübra, nereden önce sagir,
Kaç, kaçır, doldur ya da dök. İlfuacı. Haz cini, eylem ciniyle bir araya gelince belki her şey yapılabilirdi. Evet, her şey, iyi ve kötü. Acaba iyi veya kötü şey aynı zamanda yerli yerince ve uygun mu? İyi olsun, kötü olsun diye yapmak istenilen rast gelecek mi kendini var eden yöne? Bunu anlamak için haz cini kızguran yönlendirdi göklereni Yusuf'u kaçırmaya. Güzelliği çalmak için çağrılan ikinci cindi bu. Ödev cini. Hüsnü Yusuf kaçırılacak çünkü bunun bir çünküsü var. Her nesnenin kendine özgü bir yeri var evrende. Hazzın çünküsü yoktur. Eylemin de. Haz ve eylem bilinmez nerede eyleşecekler. Oysa yalnız nesneler değil, duygular, düşünceler, ararlar ve bilmek isterler benzerleri arasındaki yerlerini. Bu yer bir yer olmaklığı yüzünden ödevini gösteriyor her nesneye. Giderek her nesne ödeviyle kaybediyor nesne niteliğini. Ödevini yerine getiren o şey oluyor. Böylelikle ormanların kimliğinden söz açıyorlar. Denizlerin kimliği, çöllerin, buzulların, sıradağların. Ve kapanmak bilmiyor bir kere açıldı mı söz. Göklerin her tarafa bir şey yetiştiriyor. Armağan verir gibi, tetiğe basar gibi. Maden işçilerinin urbalarına kimlik, kumarhane kapılarındaki kabadayılara nişan, rujunu sürdükten sonra aynada kendini öpermiş gibi yapan, sütüm yetseydi de doyurabilseydim ne var? Sana almazsam neyim önümüzdeki yaz? Ödevin cümleleri birer birer sayılmaz. Yerine getirmeye bile gerek yok. Tabiatla düşüyor, tarihle yükseliyor durmadan. Hem ödev, hem ödevi üstüne alan. Hepsi üç cindir bunların. Hazdır, eylemdir, ödevdir Yusuf'u kaçıran. Yusuf'u insanların dünyasında, el alemin dipsiz düşkünlüklerine tutundurmayan. Üçüncü bab, şivekarın yolculuğudur. Eskiler iz sürerdi. Biz muttasıl arıyoruz yeni insanlar. Arıyoruz alemin iç yüzünden zihnimize yansıyan bir tasarımla gerçeği. Şivekar bizden biri. Yola çıktı yolu bilmeden. Arıyor bir hedef gözüne kestirmeden. Aradığı ne sevgili, ne efendi, ne sultan. Özünü harekete geçiren onun, kanını kaynatan candır. Düpedüz kendi canı. Yol canlılıkla mukayyet. Gitti deriz ölenler için. Yalnız yaşayanların işidir yola çıkmak, yolu kat etmek. Şivekar olduğuna, olmasını istediği için inandığı o bir, biricik can için yola koyuldu. Canını koydu yola. Öyle bir başka ben bulsun ki beni bütün şemailiyle onda bulunsun. Başka da bir ben yok ise
yere çalınsın rüya. Ben de başka yok olsun. Eskiler aramaz, iz sürerdi. Bilirlerdi, evetle hayır arasına belki sokulduğunda felaket gelir. Noksanı fark ederlerdi. Çünkü bütünden nelerin koptuğu besbelli. Dağılmak, eskilerin dilinde ufalanmak anlamına gelirdi. İz sürerlerdi. İrileşmek, ulaşmak, toparlanmak için. Biz yeniler, bir an önce dağılsak bari deriz. Korkarız kaybolmaktan çokluk içinde. Şivekar korkmadı kaybolmaktan. Daldı çokluğa can havliyle. Dedi, bulsam da Hüsnü Yusuf'u, onun gibi kaybolsam keşke. Kaç yıl geçirdi şivekar arayış içinde? Neler yaşadı? Biz yeniler yüz kızartan soruları hemen atlarız, saklarız. Arayan ve arayışın süre gittiği ortamın yek diğerinden ne paylar aldığını. Dünyada çözülürse dünyayı ıssız kılacak bir çelişki vardı. Bir çekişme vardı dünyada azgınlık fışkırtan taraf olunduğunda. Aradı Hüsnü Yusuf şivekar. Hep geciktirilmesi gereken o çelişkinin, susmayanı sağırlaştıran o çekişmenin ortasında. Yalnız arayan bilir acımasını. Aramamak, acımamak demektir. Küçümsenecekse, memnuniyet küçümsenmelidir. Dünyanın dönmekten memnuniyeti, insanların utancı dünyaya dönüşmekten, insanlar, onların birer kırba hepsi. Dış tarafları köseledir. Hepsi içinde taşır içilecek şeyi. Utanır ıslanmış köseleden insanlar. Sahipsiz bir utanç hepsi. Şivekar, önceleri arayışın ilk aşamasında bu utancı sadece seyretmekteydi. Evden ayrılırken bohçasına koyduğu birkaç altın, takındığı birkaç parça mücevher, bir şehirden başka şehre göçerken, dağlar aşıp ormanlardan geçerken, sıyrılıp yol bulmayı ona kolaylaştırdı. Daha sonra ve fakat, insan dedikleri o sahipsiz utançla, yaptığı pazarlık, fena tartakladı onu. İnsanlık utancından, en külliyetli payı o aldı. Aradı. Arayış ibresinden gözünü ayırmadı. Karnı aç. Üstü başı lime lime. Artık narin ayakları çiziklerle dolu. Dirseklerinde yara kabukları. Gerçi bu kadarı böylesi başlarken hiç akla gelmezdi. Lakin hayret. Arayana yoksulluk eziyet vermiyor. Arayanın aramaktan başka derdi yok. Vakti bilmek için diyor kendi kendine, haber almak sadece bir başlangıçtı. Aradıkça dirisin, aradıkça mecalsiz kaldı kibrin. Aradın ve anladın, haber almakla yol tüketilmiyor. Arayış, sahicilik vaktine erişsin istiyorsan, senin kendin haber olsa gerektir. Bak, işte bir parça kuru ekmek. Kim bilir kim düşürmüş? Kim bilir kim ekmeği bir kenara ayak altından çekmiş? Ne de sert. Şu akan derecikte biraz ıslatsam ekmeği diye düşündü şivekar. O zaman dişim keser. Pırıl pırıl dereye uzattı elindekini. Belki
eski kibrinden kalma biraz halsizlik. Belki bu ince suyun cilveli alayişi ekmek dereye düşüverdi. Hem karnı aç hem de avı nispet yaparmış gibi su üstünde kıpırdanıyor. Koştu o kuru ekmeğin peşi sıra şivekar. Bir süre öyle gittiler. O da ne? Dere görünmez oldu. Harap bir tahta perde girdi ekmekle şivekarın arasına. Genç kız gerilemedi. Hem zaten vazgeçerse ne yapacağı belli mi? Dönülecek bir yer bilmiyor gitmezse ekmeğin ardı sıra. Suya girdi bulmak için ekmeğini. Tahta perdeden öteye geçti. Aklı zorlayan bir yer o perdenin ötesi. Bir bahçe. Gerçekten buraya bahçe mi demeli? Ağaç, yaprak, meyve, kuş hepsi tamam. Tas tamam hepsi. Sanki biraz önce tamamlanmış gibi. Kokusu, çiçeklerin, otların, çalıların kısa cümlecikleri, yukarıdan dua fısıldar gibi yüze değen esinti. İnsan bir resmin içine bu kadar girebilir. Bu bahçede her şey hayran olunmak için. Her şey kendine özen göstermiş. Her şey kendine öyle bakıtıyor ki, şivekar bir kuru ekmeğin peşi sıra buraya girdiğini bir daha aklına hiç getirmedi. Hangi garip kuşun rızkıydı ki o ekmek? Kim bilir nereye gitti? Şimdi artık bahçenin derinliği genç kızı cezbediyor. Bu bahçe keşfe açık bir kalbi bekler gibi. Yürüdükçe bahçeden bir şey siniyor kıza. Şivekar bahçeye tınıs alıyor adım attıkça. Çok geçmeden gözlerin önüne, ne diyelim, resim içinde resim mi? Edebiyat burada bize yardım edemez. Bir çiçekle meşgul olan, kelebekle meşgul olan bir erkek. Eskiler olsaydı betimleyeceklerdi. Biz yeniler alt dudağımızı ısırır ve terleriz. Şivekar bizden biri. Onun dilinden dökülen bizim kelimelerimiz. Saçma. Ama başka ne sorulurdu ki? İn misin, cin misin? Cevap verdi Hüsnü Yusuf. Ne inim, ne cinim. Ben de senin gibi bir Beni Adem'im. Dördüncü bab. Bir Yusuf, bir şivekar. Şivekar buldu kendi arayışında bir karşılık bulunduğunu. Ey Yusuf, peki Hüsnü Yusuf bulunmak istiyor muydu? Harikulade bir bahçede cinlerin arasında geçmişti günleri. Öğrenmişti cinlerden yüzlerce hüner. İnsanlar arasında kalsaydı eğer, hükmetmek ve itaat etmekten başka bir alanda Yusuf'a rahat vermezdi onlar. Gülünç özlemleri insanların sinir bozucu tedirginlikle ve derinlik karşısında gösterdikleri şiddetli ve tamamen mankafa tepki, bütün bunlar Hüsnü Yusuf için ezgin bir hayat demekti. Kalkıp, çıkıp, uzaklaşıp insanların dünyasından, Yusuf'un mahremiyetine kadar uzanan bu pejmürde kız da neyin nesi? Önce halinden ona hiçbir şey söylemedi. Bıraktı konuşsun şivekar. Aman Allah'ım! Şivekar konuştukça Yusuf'un her yanına oklar saplandı sanki. Dertli gönül neymiş? Gönüle dert neden düşermiş? Nasıl olurmuş göze almak gözlerden ötesini? Yağmadan, çapuldan, hazıra konmaktan uzak, akları, karaları, bütün renkleri esirgeyip, esirgenmeyi hak etmek ve dönenmek evrende
arındırıcı itimada şayan bir rüzgar gibi. Hayret ki cinler bu kızı kaçırmamış bu fevkalade gönlüyle. Şivekarı dinledikten sonra Yusuf ancak anlayabildi kendi başına neler geldiğini. Sonra açarken uzun uzun halini kıza, sanki ona bir şeyler iade etti. Bir Yusuf, bir şivekar. Anlamı yoktu artık ayrı hayatlarının. Çabuk anladılar ki armağanmış yaşadıkları. Verilmeyi beklemişler birbirlerine. İki insan diyelim isterseniz artık onlara. Bizler de başvuralım tarihin ve tabiatın güç yetiremediği o ifadeye. İki insan bir araya gelince iki taşın beraberliği gibi olmaz. Diyelim iki salkım, bir çift kuş, yılanlar, kurbağalar, göçmen sürüler, yarasa aşiretleri, birbirine açılan tanrısız mağaralar, yabancılık, yalıtkanlık üretirler habire. İnsan soyu iletkenliğiyle ünlüdür öteki türler arasında. İki insan başka hiçbir yaratıkta olmayan geçirgen bağın başlatıcısıdır. Anneler ve babalar, oğullar, kızlar, hısımlar, komşular, hemşeriler, yurttaşlar, hangileri arasından seçilirse seçilsin, iki insan bir araya gelince o geçirgen bağa bir ilmik atar. Bazen fiyong olur arada, bazen her şey düğümlenir. Yine de sonuna kadar, bu bağın götürdüğü yere kadar gitmez insanlar. Dostluğa, kandaşlığa, aşka evet. Evet ama nereye kadar? Bunun bir son kertesi vardır. Binlerce yıl iki insandan çok azı son kerteyi birlikte tanımıştır. Sura üfürülürken, çan çalınırken, ölü gömülürken iki insan tahsil eder zamanı. En doğrusu son kertede iki insan vakitsiz okunmuş bir ezandır. Yusuf ile şivekar vakitsiz okundular. Çünkü zaman iki insan ya da hiç. Gün batımı yaklaşıyor. Birazdan bahçeye geri gelecek cinler. Her sabah gün ışıdığı zaman üç cin gökleren, sarlanan ve kızguran iri kuşlar şekline girip havalanırlar. Sormaya gelmez gün boyu yaptıkları. Ama onlar görecek olursa Yusuf'un yanında bir insanı, hiddetleri neye mal olur bunu Yusuf bilmiyor. Güneş battı batacak derken Yusuf gönlünün sıcaklığıyla buram buram tütsülenen eşine bir sevecen tokat indiriyor. Bir elma haline giriyor şivekar. Hani bir zamanlar bir kuru ekmeğimiz vardı ya, onun gibi bir kenara koyuyor. Cinler geniş kanatlarıyla alaca gökten süzülüp toprağa silkinerek konduklarında insan şekline giriyorlar. Bir, iki, üç. Burada bir insan kokusu var. İnsan kokuyor buralar. İnsan var. Cinlerle yıllarca beraberliğin verdiği pişkinlikle, hatta biraz azarlar gibi cevap veriyor Yusuf. Bu bahçede benden gayri insan ne arar? Kokuysa sizin dişleriniz arasından geliyordur. Kaç insan parçaladınız acaba? Cinleri kandırmak o kadar kolay değil. Nedir Yusuf diyorlar. Sen eskiden hiç kendinden insan diye bahsetmezdin. O gece böyle geçer. Ertesi gün Yusuf ile şivekar yine birbirlerine kalır. Çevre olurlar birbirlerine. Gün batar, elma olur şivekar. Birkaç hafta, sonra ay,
aylar çoğalır, çilekar gebe kalır. Elmayı cin gözünden saklamanın imkanı yoktur artık. Beşinci bab, dönüş. Bütün sevişenlerin zor dakikaları vardır. Hepsinin o zamanlarda benzeşir davranışları. Hüsnü Yusuf aldı şivekarını karşısına, ellerini tuttu, ayırmadan gözlerinden gözlerini, önce derin bir iç geçirdi, konuşmaya başladı sonra. İkimiz, o bir kalarak en özel yeri yaratılmışlar arasında ne kadar hakkıyla kazanmış olursak olalım ve şimdi çok kimsenin anlamadığı yüceliş basamaklarında olsak da her yaratılan şeyin zemini bizim de zeminimiz. İnsan çoğalacaksa insanlarda çoğalır. Bir dönüş bekliyor seni. Cinlerin bahçesinde çocuk doğamaz. Hüsnü Yusuf şivekara neler yapacağını birer birer anlattı. Bir kocaman yumak ip vererek ona. Gidecekti. Yumağın bittiği yere kadar hiç durmayacaktı. Ne bitmez yumakmış. Kaç gün gitti. Sonunda vardığı yer kapkara bir şehirdi. Önce gecenin tesiri sandı. Oysa gerçekten kara. Gün ışığı altında bile kapkaraydı şehir. Evlerin duvarları siyaha boyanmıştı. Panjurlar ve kepenkler, onlar da siyah ve kapalı. Yollar zift karası, kaldırımlar kara taş. Fakat ne geçen var ne giden. Bütün perdeler çekik ve kara. Bakan kimseler yok pencereden sokaklara. Şivekar karnı burnunda ağır ağır kat etti kara şehri. En büyük kapısını buldu şehrin. En kara kapı da buydu. Bu şehir baştan başa yıllardır Hüsnü Yusuf yasını tutmaktaydı. Gizli, gözden uzak bir yerde oynuyordu çocuklar. Büyükler için oynamak, gülmek, gizlice bile olsa yasak. Yusuf'u cinler kaçırınca 7 yaşında, önce annesiyle babası karalara büründü. Sonra yavaş yavaş, güzel Yusuf'un yokluğuyla kendine çirkinlik bulaşmış hisseden herkes siyahı seçti. Bir dürüstlük aradı yasla avunmakta. Bu şehrin beyi Hüsnü Yusuf'un babası. En büyük kapı bey kapısı. Gebe kadın büyük kara kapıyı tam da doğum sancısı tuttuğu sırada çaldı. Açan olmadı. İçeriden bir kıpırtı duyulmadı. Çaldı şivekar bir daha. Bir daha. Bir daha. Ne ses, ne nefes. Sonunda ona öğretildiği üzere açın, Hüsnü Yusuf'un bağışı için açın dedi. İçten ve iç parçalayıcı bir inleyişle. O zaman kocaman kara kapı açılıvermediyse de tamamen mağrur ve ağırdan aralandı. Doğurmak üzereyim. Bana bir yer gösterin. Şivekarı ineklerin ahırına aldılar. Çok geçmedi doğurdu. Hani şu bir avcıdan işittiğine kanan var ya, ümidin ve korkunun hakkını vermek için nice iniş, nice çıkış yaşayan,
mezbeleliklerde hırpalandıktan sonra nikahı harikulade bir bahçede en harikulade erkekle kıyılan kızın oğlu doğdu nihayet. Yohusa yalnız kalmasın, al basmasın onu diye o gece ahıra bir halayık bıraktılar. Ve o gece bir kuş kondu ahır penceresine. Dile geldi, seslendi. Şivekarım, şivekarım. İçeriden yanıtlandı bu çağrı. Lebbeyk sultanım. Ne yapar sultanım? Boklu çaputlar içinde yatar sultanım. Annem duymadı mı? Alhaneye almadı mı? Yavrumun yavrusu deyip sinesine sarmadı mı? Pır deyip uçtu sorular sonrası kuş. Ama olay halayık kızı çok korkuttu. Koşup anlattı duyduklarını kahya kadına. Kahya kadın işkillendi bu işten. Kas kümesine alsınlar Lohusa'yı. Oraya benim için de bir yatak koysunlar. Ertesi gece aynı kuş bu sefer kaz kümesinin penceresine konarak aynı söyleşiye yer verince halayık ne işittiyse kahya kadın o da duyunca anladı kara konaktaki emektar bir bey doğurmuştu vesveseyle baktıkları yabancı. Üstelik bu son gelen konakta herkesten daha yerli. Yeni efendisidir doğan bebek. Beyin torunu. Gerçeği öğrenince yaz kentinin beyi, kara konağın hatunu, bir basübadel mevt saydılar. Bütün olan biteni. Yavruyu vakit geçirmeden alhaneye aldılar. Yavrumuzun yavrusu deyip kucaklarına sardılar. Şivekarla konuşup tebcil ettiler gelini. Daha ileri gittiler. Bu soyda ihtiras bitmez. Dediler, yakala bu kuşu bize. Tut bu kuşu bizim için. Şivekar, Yusuf'a dokunmak istemez mi? Canı yürekten kabul etti teklifi. Alhaneyi görmeliydiniz. Daha Hüsnü Yusuf doğmadan orayı annesi bir sevinç odası olarak tertiplemişti. Her taraf siyaha büründüğü günlerde bile bu oda alhane kaldı. Ümit ve sevinç temsil etsin istendi. Demirden ve kızıl bir karyolada yatıyordu şivekar. Kuş pencereye konup adını ünledi. Şivekarım, şivekarım. Bir naz uykusu içindeymiş gibi yaptığı yatakta sere serpe uzanan kuşcağız kondu bu sefer karyola demirine. Tez canlı, endişeli seslendi. Şivekarım, şivekarım. Yine ses yok. Yastığa indi, geldi başucuna. Şivekarım, şi der demez, kaptı kuşu uyurmuş gibi yapan. Kaçırılmak neyse ama bunca serencamın sonunda bir kuş olarak yakalanmak ağır geldi Yusuf'a. Silkinip buluverdi gerçek cesametini. Birdenbire alhaneyi güzelliğiyle doldurdu. Bey ve hatun, babayla anne coşkuyla daldılar içeri. Sarılmalar, öpüşler, hasretler giderildi. İnsan hayatı dediğin ne de meraklı bir şey. Neden kılıç kabzasındadır kınalı parmak? Buraya kadar geldi masal. Şimdi acep ne olacak? Thank you.
6. bab. İnsü cin. Cinlerin Hüsnü Yusuf'u kaçırmaları elbet el altından bir desiseydi. Bir insanı, Yusuf'u, yabancısı olduğu bir ufka taşıdılar. Yine de cinlerin insan ufkunu, insanlık ortamını yıkmaya yanaştıkları söylenemez. Fakat ne yaptı buna mukabil insanlar? Cinlere sezdirmeden kimi bölgelerini onların çaldılar önce. Şimdi de denemek istiyorlar cinlerin cinliğini ihlal etmeyi. Yusuf'un babası, erkeği hep göze batan bey, bak oğlum diyor, buraya kadar geldik. Seni görmek, sana dokunmak fırsatına erdik. Bizden bir oğul kaçırıldı. Can yakan bir şeydi bu. Bu yanık can nasıl avutsun babası kaçırılmış çocuğu? Yok mudur bir yolu ki cinlere sor bakalım, oğlunla ve şivekarınla yeni bir hayat kurasın? Bu teklifi bir meydan okumasaydı cinler. Dediler, baban o kadar kendine güveniyorsa eğer, biz seni insü cin sınırına getirip oturtalım. Döktürsün senin başından üste baban kurşun bir kubbe. Kubbeyi biz yıkamazsak artık hep insan kalırsın. Ama bizim darbelerimizden bu kubbe yıkılırsa tutsak saymayız seni. Avımızsın. İnsan cine meydan okuduktan sonra her şey cinlerin sıraladığı işlerle başladı. Kızguran, sarlanan, gökleren, daha 7 yaşında ayartarak kaçırdıkları Yusuf'u gerisin geri getirip terü taze bir baba olduğu çıplaklığıyla sınıra bıraktılar. Burası cinlik ve insanlık sınırıydı. O anda cinler Hüsnü Yusuf'u bırakır bırakmaz beyin emrinde binlerce nefer, hatunun mahiyetinde yüzlerce kadın, dökülecek kubbenin harcını hızla yere çaktıkları iskeleye sıvadı. Yusuf şimdi cinlerin ona öğrettiği yerdedir. Etrafını şu an kaplamakta olan oysa insan işi anlaşılmaz ulaşım. Bitti mi diye sordu yukarıdan cinler. Şimdiye kadar Yusuf'un bile görmediği devasa kanatlı, pençesi azman birer kuş kıyafetindeydiler. Süre dolunca bir ağızdan, haydi gelin gelecekseniz diye haykırdı onca nefer. Onca kadın alçak sesle yine de bir ağızdan, boyunuz devrilsin deyip ilendi. Cinler kanatlarını kaldırıp vurdular dev kubbeye. Her vuruşta etraf zangırdadı, gümbürdedi. Hem vuruyor hem çığlık atıyorlardı. Yusuf, çık da bir kaşık kanını içelim. Cinler hesabına göre bu kubbe sayılı darbelerden sonra çökmeliydi. Fakat kubbenin direnci tahminlerini aştı. Öyleyse daha sert kanat darbeleri indirilmeli. Avazı yükseltmeli. Yusuf, 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 çık da bir kaşık kanını içelim. Cinler çok kanat vuruyor. Çok ağır. Direniyor kubbe. Cinlerin çabaları şaşırtıcı bir yönde etkiledi Yusuf'u. Yıllarını cinler arasında geçirmiş bu taze baba, etkilendi insan iddiasının bu kerte direşken oluşundan. Göz önündeki hesaplaşmadan kolayca kaçan, hasmı için hep bir tuzak tasarlayan insan kafası, sihirden ve tılsımdan daha büyük endişe.
Cinler gibi kan içmiyor insanlar ama hepsi sülalece ilik emmede usta. Kubbeyi cinler dıştan yıkamıyor. Ben içeriden zorlasam yıkılır mı? Hüsnü Yusuf bütün gücüyle içten, evet samimiyetle yüklendi kubbeye. Yıkılmadı yatık duran şey. Kendinden yasılmış olanı hangi kuvvet yıkacak? Yıkılmaz çünkü atılım zevki nedir hiç bilmeyen. Eyyamcı kamuya kaynaştırıyor onu. Özgünlükten duyduğu nefret, donukluktan alıyor direncini. Bir gün sırf merak yüzünden yerini asla terk etmeyecek. Sapasağlam çünkü hassas yeri yok. Çünkü her tarafı aynı miktarda müphem. Hüsnü Yusuf masalı, onlar cümle el alem. Muradına erince bitti. Herkes Yusuf'a kavuştuk diye pek seviniyor. Yusuf artık cinlerle değil. Yine de sormak lazım. Kavuşmak denir mi? Hep bir arada bulunmaya. Bir arada bulunmanın töresi, yasası var. İnsanlar bir arada. Neden iki insan yok? Nerede yin? Nerede yang? The two and the one. Yedinci bab. Suyun sızladığıdır. Sızıyı gideren su. Suyun sızladığını kimseler bilmez.